Herkese selam. Bugün Beast War of Mine oynuyoruz. Benim savaşım. Onun öncesinde bir mod indirdim. Hemen ona bakayım. Radyodan herhalde gitar falan çalacak. Öyle bir mod. Normalde hep klasik müzik çalıyor ya böyle. Piyano falan. Oyuna girmeden öncesinde biraz baktım. Bir 15-20 dakika falan. Yani hatırlamaya çalıştım yani. Bir senedir oynamıyorum oyunu. Oyunun kütüphanede olduğunu bile unutmuşum. Tekrar satın almaya kalktım. Baktım ki varmış yani. Kimle? Paolo, Bruno, Marco. Burada da Atom var. Hangisiyle devam edelim? Bu Downlot herhalde. Hani DLC. Neyse biz klasik. Aynı bizim elemanlarla devam edelim. O kız galiba bize sonradan katılıyordu ya. Öyle hatırlıyorum. Evet, birinci gün. Soğuk bir savaşta. Birinci gün. Fuck the war. Evet. Kuşatma ne kadar sürdü? Her günümüz yaşama tutunmakla geçerken saymak zor. Şehir keskin nişancı kaynıyor. Bombalamak her gecenin vazgeçilmez işi. Telefonlar çalışmıyor. Yemek ve ilaçlarda kıtlık var. Yemek ve ilaçlarda kıtlık var ve çoğu insan evsiz bırakılıyor. Bruno ve Marco hep iyi arkadaş olmuşlardı. Böylece savaş patlak verdiğinde birlikte kalmaya karar verdiler. Erzak ararlarken nasıl okunuyor? Payval ile karşılaştılar. Falan filan. Ayrıca eleman futbolcuymuş ya bu. İyi koşucu diyor. Bu futbolcuymuş. Bruno iyi bir aşçı. Marco. Aynen yağmalamayı bu elemanla gönderiyorduk. Hemen futbolcumuz giriş dakika bir gol bir hemen lootladı bir şeyleri. Sen niye oturuyorsun? Sen kapıyı aç. Al hepsini zaten. Evimizdeki her şeyi alacağız. Sen burayı aç. Burası kilitli mi? Ha kilitli değil. Ya, hepsini al. Bu materyaller neydi? Bileşenler, parça, temiz su, tahta falan filan. Şimdi sen kapıyı aç. Sen aşağı in. Sen şu barikatı falan temizle. Bruno sen ne yapıyorsun? Sen de burayı temizle. Burayı ne açtım lan? Al o güzel maymuncuk. İşe yarar. Al, Marco sen üst kata bir çık. Sen şu yığını temizle. Sen ne bekliyorsun burada? Bruno da şu yukarıdaki yığını. Al bu neydi? Bitki. Bitkisel ilaçlar ve sarma sigaralar yapabilen çeşitli bitkiler. Sen yukarı çık. Ben de şuradaki yığını temizle. Orayı maymuncuklaşacağız mecburen. Kürek olmadan zor toplaması. Ben de isterim kürek ama daha henüz zamanı değil. Önce şu materyallerin hepsini toplayıp biraz seviyeyi yükselteceğim evin. Hani bir şeyler yapalım. İşte yataktı, yemek, tencere, tava. Bir şeyler yapacağız. Durun evladım. Sen şuraya temizle. Sen burayı temizliyorsun. Tamam. Keşke bir kürek falan olsaydı. O da olur be. Harbiye. İyi koşucu. Bu iyi aşçı. Bu hafif yaralı. Sen nasıl hafif yaralandın? Bu biraz hasta. Oyun başlar başlamaz böyle yapıyor muydu ya? Bu hafif yaralı. Neyse iyileşirler. Sıkıntı yok. İçtiyse biraz ılık dediğin 22 derece. Daha yani bu soğuk savaşta daha ne kadar sıcak olsun. 22 derece üstün kalın giymişsin hala da diyorsun ki biraz ılık. Hadi gençler biraz daha hızlı. Marco bitirdi bile. Marco sen de burayı tutla. Bruno. Ne çıktı? Elektronik parçalar falan filan. Al bunları da. Biraz hasta. Bir şey olmaz ya. Savaşta olur o kadar. Şimdi seni nereye gönderebilirim? Sen de maymuncukla burayı aç. Maymuncuk tek kullanımlık değil miydi ya? Tek kullanımlıktır fakat. Demin sanki ben tekrar kullandım maymuncuğu ama.
Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ha, bir saniye dur. Önce buraya bir açalım, ondan sonra oraya açacağız çünkü. Çünkü neden? Çünkü şöyle, burayı yığın temizledikten sonra burayı lootlayacağız. Burayı zaten açtık. Maymuncukla hallederiz. Şimdi. Pavle sen gel, sen şu aşağıya bir şey yap, hallet. Aşağıda iki tane yığın var. Bir tane kapı var. Sen hemen oturdun burunu. Bir iki şey iş yaptın. Hemen oturdun yani. Şimdi. Bu kapıyı açmamış mıydım ben ya? Kapı kırık gözüküyor hala. Şey geçemezsin gözüküyor. Vallahi garip. Şimdi ne yapabiliyorum? Hemen bakalım. Atölyeden ocak yapıyorum. İlkel ocak. İlkel ocak dediğin 90'ların ocağı yani. İçki damıtıcısı. Ki ne işe yarıyor bu? Yani bu trade etmek için. İçki. İçiyorlar mı? Onu da bilmiyorum yani. Belki içiyorlardır. Neyse hemen ilk nihai hedefimiz. Karnımızı doymamız lazım. Savaşta en büyük şey. Yemek sıkıntısı. Onu nereye yapayım ya? Dolabın yanına mı? Aynen dolabın yanına yapalım. Mantıklı. Hemen buradan dolabın yanına yapıyorum bunu. Yerleştir. Onlar da bu arada orayı açıyor. Hava 22 derece. Saat 3. Birinci gündeyiz. Eşyalarımızda ne var? Vır zıvır. Şu an ne olacak? Bir şey yok. Ne yazıyor? Sığınağımız 16. bir harabeden ibaret. Bununla ilgili bir şey yapmamız gerek. Sadece bir sandalyemiz var. Yeterli yatağımız yok. Ve yerde uyumak zorunda kalıyoruz. Sert... Başını sokabileceğin bir yer var en azından. Sert ve soğuk betonda güzel bir uyku çekmek imkansız. Hasta ya da yaralıların durumu çok daha kötüye gidebilir. Radyomuz yok. Şehirde neler bittiğini hiç bilmiyoruz. Kitap okumayı çok özlüyoruz. Güzel bir kitap savaşın dehşetini unutmamıza yardımcı olabilirdi. Evet aynen. Savaşta en ihtiyacımız olan şey kitap, radyo daha ne olabilir? Burada kalmak sokaklarda yatmaktan az buçuk daha iyidir. Yani şükretmen lazım. Sigaramız bitti. En büyük derdimiz sigaramız. Sigaramız da bitmiş. Duvarlarımızda gedikler var. Sığınağımız güvenli değil ve sürekli tetikte olmamız gerekiyor. Anladım. Şimdilik böyle. Burayı güzelleştiririz ya. Yani hayatta kalırsak. Bakalım. Ne kadar yaşayacaklar? Ne kadar dayanacağız? Sen burada tava yapıyordun herhalde. Ocak yapıyordun. İlkel ocak. Tamam şimdi daha fazla yemek yapabiliyoruz herhalde. Evet. Ha, yemeği pişiriyoruz. Bu da ikili yapıyor. İki tane yemek yapıyor. Ama bir tane sebze istiyor. 5 tane su istiyor, 2 tane de yakıt. Yakıtı neyle yapıyoruz? Oha, materyalle yakıt yapıyoruz. Çivi falan nasıl yapıyorsun bunu ya? Hani tahta kitapla anlarım da bu ne alaka yani? Neyse yapalım. Oo, 20 tahtamız var. 2 tane ateş yakalım, hazır dursun. Aslan Marco. Bu adam şu an en işe yarayacak adamımız ya. Yağma, yetenekli yağmacı. Ha, güzel mücevher. Bunu trade'de kullanıyoruz. Görüyorsun savaşta bile hiç değeri düşmüyor yani. Savaşta halbuki ne işine yarayacak ki mücevher. Savaştasın. Ne yapalım? Bir radyo yapalım ya. Ama yatak yapmam gerek önce. Radyo biraz keyfi oluyor. Şöyle bir yatak yapayım. Nereye yapacağız? Bir saniye. Şöyle şuraya yapayım yatağım ya. Şuraydır. Işık var biraz ama burası da çok alt kat olur ya. Şöyle yerleştir buraya yap. Pavle'de burayı yığınları kaldırsın. Aç yok. Biraz hasta var. Daha hafif yaralı. Neyse sen oturacaksın zaten Bruno. Sen hemen iki elin işe değiyor. Hemen otur. Marco da bunu yapıyor. Tamam. İyiyiz. Umarım burayı sıcak tutmayabiliriz.
Arkadaş ne korktun soğuktan? 22 derece ya. Tutarız tamam. Bu arada gece olmak üzere. Vakit bitiyor. Tamam yatak da hazır. Daha ne yapabiliriz ona bakalım. Şimdi İlker hocamıza yaptık. 90'lardan kalma olacak. İçki damıtıcısı, metal atölyesi. Yani bununla şey yapıyorduk. İşte kürekli, maymuncuktu. Ivırdı zıvırdı. Sandalye şimdi ihtiyacımız yok. Soba lazım. Sobayı 3. gün falan yaparız ya. O sorun değil. Şunu yapmam lazım. Ne yapmalıyım şu an? Metal atölyeyi yapalım da. Ivır zıvır şeyler yaparız. Hemen onunla... Ha, Sheltered'daki gibi böyle koymuyor. Bu arada Sheltered'da çekeceğim. Onda bayağıdır oynamıyorum. Çok keyif alarak oynadığım bir oyundu. Hatta... Bunu oynadığımda sıkılmıştım yani. Bayağı bir zordu. O zamanlar patch falan yeni geliyordu. Yani oyun ilk aşamasında arka arka patch getiriyordu, oyun inanılmaz zordu. Yani 3 gün çıkarıyordun ölüyordun. Falan bayağı bir sıkmıştım yani. Bırakmıştım. Sheltered oynamıştık bayağı, onu da oynayacağım. Şöyle zoom out yapıyor değil mi? Aynen. Neyse hemen vakit bitmeden maymuncuk yapabiliyor muyuz? Yapıyoruz. Şimdi tek kullanımlık kilitleri sessizce açıyor. Bu yığınları temizliyor. Değil mi? Aynen molozları. Bu levede kırılacak şeyler falan, kapıları, kilitler açıyor. Ama bu bayağı ses yapıyor diye hatırlıyorum. Gece oldu. Şimdi nereye yağmalayabiliyoruz? Yarı yıkık ev. Harabe. Bizim sığınağımız burada. Bombalanmış kulübe. Biraz yiyecek var. Malzeme var, ilaç var falan filan. Her yerde hemen hemen aynı şey var. İlk buna girelim. Burada kimse yok diye hatırlıyorum. Hani. Öyleydi. Hala öyle mi bilmiyorum. Şimdi yağmaya tabii ki Aslan Marco'ya gideceğiz. En işe yarar adamımız. Bruno nöbette dursun ya. Hafif yaralı. Hadi uyusun bu yaralı, nöbet tutmasın. Nöbette bu eleman dursun. Tamam. Hadi ilk günden gelir mi? İkisinde mi uyutsam ya? Hadi uyusun ilk günden. Zaten gelse bile kim ne yamalayacak ki? Bombalanmış kulübe. Hemen hazırlanalım. Yanımıza ne alabiliyoruz? Hiçbir şey. Ki gerek yok zaten. Kaç slot? 15 slot var. 15 slot yağmalayabiliyor. Neyse gidelim yağmalayalım. Yine birilerinin hakkına geçelim. Ev hala yanıyor. İçeri girmek güvenli mi? Oha! Ev yanıyor şu an. Birisi var mı? Neyse yok, bir tane fare var. Şuraları açalım. Ne verecek? Hepsini aldı ben. Neyse alalım hepsini. Ben de hepsini aldım. Zaten bırakacağım bunların hepsini. Birazdan. Buraya bakalım, araştıralım. Oo, 4 yemek. 5 yemek, 2 bitki. Şeker. Temiz su. Bu dolap mı ya? Bir saniye. Yani dolapmış. Ben de dedim. Bu kadar yemek. Peki dolaba tahtaları bırakabilir mi? Vallahi bırakıyorum. Benden sonra birisi gelirse yağmalamaya taht... Dolabı açacak tahta. Öyle bir şey yoksa çok komik olur ya. Tamam, etleri aldım. Bir yemek. Şu an en ihtiyacımız şeker. İçki yapmak için. Neyse 10 tane taşıyabiliyoruz zaten. Bunu almak mantıklı yani şu an. 5 tane. Bunu da 10 tane alabiliyoruz. Aynen. Tahta zaten bayağı vardı. Neyse yemekler şu an kritik. Aslında yemek de kritik değil ya. Materyaller şu an daha kritik. Dur bakalım.
Çıkalım. Burayı yağmalayalım. Bunu alalım. 15 slot var ama yine de yetmiyor. Yine de yetmiyor. Yatağın altında ne var? İlaçları saklamışlar yatağın altına. Onları da aldım. Kusura bakmazsınız. Savaş yani, bu yapacak bir şey yok. Yağmalamam lazım. Buraya bir daha geleceğiz anlaşılan. Hazır kimse de yok ama ev yanıyor. Çıkalım şu üst kata bir bakacağım ya. O fare herhalde değil mi? Aynen fare. Buraya da yağmalayalım. Bu ne? Kırık oyuncak. Bu oyuncak hep bu halde değildi. Şimdi kırık olabilir. Ancak eski sahibi uzun süre eğlendirdi kesin. Acaba trade'de mi bir işe yarıyor bu oyuncak? Bilmiyorum. Bak falan aç. Aha, kapalı. Bak bakalım ne var. Bir şeyler yanıyor. Acaba tekrar buraya yağmaya gelir miyim, yoksa bu ev kül mü olur? Bilmiyorum. Tekrar şu yanı açalım. Şuradaki ne? Buradan çıkıyoruz direkt herhalde. Evet. Bir kürek nasıl da? Arkadaş ne kürek, hepiniz... Kürek tamam, yapacağım şimdi. İkinci günde hepsini yapacağım. Aşağıda bakmıştık. Şurası... Herhalde bir şey yok burada. Oyun hızlandırma yok mu bu oyunda? Ayarlardan bakalım. Ayarlarda şey yok. Kontrol ayarları yok. Bekleyeceğiz herhalde. Şu etrafa yayılan ses dalgası şey oluyor. Yakınlarda birisi varsa hemen sizi fark ediyor. O yüzden bayağı gürültü yapıyor şu an. Gidin doğal olarak yapar. Molozları adam eliyle şey yapıyor. Kazıyor. Yapacak tabii ki. Leve falan çok ses yapıyordu. Hala öyledir herhalde. Oyun şu an bu arada indirimde herhalde. Steam'de. 7 TL falanmış. Gayet iyi. Çok emek vermiş, güzel bir oyun ya. Buraya bakalım, bahçede ne gömün acaba? Oo, zula burada. Asıl zurayı buraya gömmüşler. Ne bu? Sigara. Rulo sigara. Kaliteli rulo sigara. Gübre. Şimdi benim bunların hepsini almam gerekiyor. Aç gözlük yapıp bu yemeği bırakalım. Eti mi bıraksam? Bu steak oluyor mu? Olmuyor. Ne iki alıyor ki bunları? Nasıl yapacağım? Şekerleri de bırakmayayım çünkü onar. Şöyle yapacağım. Bunları bırakacağım mecburen. Mecburen bırakmak zorundayım. Bir de şeker bırakalım. Çünkü bunlar trade'de falan çok para ediyor. Bununla da ekstradan yemek yaptığım için. Alacağım. Silah parçaları falan da var burada. Silah parçası, elektronik parça. Kitap var. Bunu... Ama bu ilerlerde biraz lazım olur. Morali falan düşüyor herhalde. Kendini kötü hissettiği zaman okuyor. Aynı zamanda yakıyor bunları. Yani savaşta kitap yakmak da ne kadar mantıklı, orası da ayrı bir tartışma konusu. Silah parçası. Ben bunları da alırım. Gönülsüz herkesini almak ama maalesef burada bırakacağım. Ama buraya tekrar ben bir geleyim ya. Eğer burası kül olmazsa tekrar hani bir defa daha şansımı denemek istiyorum burada. Öyle bir şey var mı acaba ya? Buraya yanma devam ederse olur mu acaba? Kafamda deli sorular. Marco geri döndü. Evine en işe yarar adamı Marco geri döndü. İkinci gün. Bakalım yine. Marco yağma alıyor, siz evde oturup hasta olsunuz. Selamlar. Baksanıza şunlara. Keşke her gece bu kadar getirebilsem. Aslan senin canın sağ olsun be. Hiçbir şey getirmesen bile. Adam baksana, tam savaş modu.
Kapşonluğu çekmiş, sırt çantası falan. 6 tane et olmuş bu arada. Güzel, yemekten yine bir sıkıntı yok. Bir dakika, gübre ne işe yarıyordu? Hani şey miydi? Ha, bahçeyi gübrelemek. Ve küçük hayvanları tutuyor. Ya bahçe kuruyor. Hiç kurmadığım için bahçeyi. Ben onu direkt şey sandım ya. Domatesi görünce şu sebzelerden sandım. Fazladan yemek yapmak için. Meğersem ki değilmiş. Şimdi Marco aç. Ve hepsi açtır. Değil mi? Kötü uyudu. Kötü uyudu. Bir saniye, ben bunların bir tanesini yatakta yatırmıştım ya. Nasıl kötü uyudunuz ki siz? Tamam, sen biraz uyuyor. Bruno, sen biraz git bir yemek yap. Hiç şey yok bu arada. Sebze tek tek mi yapacaksın yemekleri? Ben de şurada ev için ne yapabilirim? Evet, sebze yok. Mecburen tek tek yapacağız yemekleri. Neyse, iki tane yapalım. Bir ateş odunumuz da yok. Materyal şey yapamayacağım. Bir şeyler yapamayacağım. Bu gece gittiğimiz yağmada sırf şey yani, trade için yağmaladık, hiç eve katkı yapacak bir şey yapmadık. Biz iki tane emek yapalım. Neler yapabiliyoruz? Şu su toplayıcısı lazım olan bir şeydi. Neyse, bunu yapabiliyorken yapalım. Bunu nereye yapıyoruz? Bunu evin içine yapabiliyor muyuz ya? Eskiden sanki çatıya falan yerleştiriyorduk bunu. Bakalım. Yerleşmiyor. Onu şöyle şuraya, şuraları bir de kapatmamız gerekiyor. Buradan kolay giriyorlar yağmalamaya. Buraları kapatacağız. Tamam, şöyle yerleştirelim. Aklım hep shelter'da gidiyor. Böyle sağa sola koyuyorum. Tamam, sıcak. Zaten şu an sıcak, 20 derece. Çok yazık ama yan gelip yatmaya vaktimiz yok. Vay. Pavle'ye bak sen, yan gelip yatmaya şeyimiz yok ha. Sen bir yemek ye. Sen de bir yemek ye. Marco da kuruyor zaten. Yediniz mi? Bu beni bayağı götürsün bir zahmet yani. Savaşta et yiyorsun. Ve beni götürür diyorsun. Arkadaş, savaştasınız ya. Tamam, sadece bir kesik. Ya da ki şu an hiçbir şey yapamıyorum. Ne ev eşyası, ne tüketilebilir eşya. Hiç. Sıfır. Tamam, sen uyu. Bölgede yakacak başka bir şey kalmadığı için orada ilgisini kaybet. Bir dakika, bura niye yarım kalmış? Allah, tuhaf. Şimdi burayı ne yapıyoruz? Filtre ihtiyacımız var su yapmak için. Tamam, şu an zaten eşyalarımıza bakalım. Su var. 10 tane su var. Zaten tekrar gideceğim için o suları da unutmuyorum. Hani hazırda kalsın. Aslan ya. Atlıyor, zıplıyor. Demin yatırdım seni. Doğru düz yatağa geçmek, uyumak vardı diyorsun. Hem diyorsun ki vaktimiz yok. Hani boşa vakit geçirmeyelim. Şimdi diyorsun ki ne istediğin belli değil. Burayı açalım. Kilitli mi? Zaten kilitli olmasa şaşırdım. Alet yapabiliyor muyum? Burası da mı kilitli? Evet, burası da kilitli. Neyse, şeyimiz de var. İlaç falan da var. Abi, hiçbir şey yapamıyorum şu an. Çünkü hiç materyalim yok. Şu an hiçbir şey yapamıyorum. Bu aç. Şimdi Marco gidip kendine bir yemek yapsın. Bu sadece uykusu az. Tamam. Yemek de yapamıyoruz çünkü ateş yakamıyoruz. Süper. Niye bu kadar kötü gitti ya her şey? Ha, ben üst kata şurayı açmamışım. Bir dakika Marco, sen koşturma ya. Sen tekrar şeye çıkacaksın, yanmaya.
O yüzden sen git biraz yat. Bak bu çocuk uyusun. Bu çocuğun uykuya ihtiyacı var. Şimdi Paola sen iyi bir koşucusun. Buraya çift tıklarsan koşa koşa gidersin. Aslanlar gibi de açarsın o kapıyı. Evet, Bruno da standart oturdu şeyine, sandalyesine. Neyse sen orayı zorla. Şu an hiçbir şey yapamıyorum. Şu an burayı açacağım ve günü bitireceğim. İkinci yağmaya çıkacağım. Bak Bruno sen otur. Allah'ını seversen sen otur. Sen mutfakla ilgilen. Başka da bir şey yapmanı istemiyorum senden. Evet. Standart. Şimdi 3 tane maymuncuk lazım bize. Değil mi? 1. 2 şurası. 3 de burası. Evet. 3 tane maymuncuk lazım. Maymuncuk için ne ihtiyacımız var? Kaç tane materyal yani? Daha bunları upgrade edeceğiz. Maymuncuk için. Ha iyi. Tamam. Şu biraz zor bulunuyor da bundan da bir tane istiyor zaten. İki tane var şu an bizde. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi biraz hasta iyileşiyor. Yorgunluğu da gider. Vakit, günü bitiriyorum zaten. Yapacak şu an hiçbir şey yok. Bu hafif yaralı. Kötüydü. Biz Pavle'yi gece yatıracağız. Marco yine çıkacak yağmaya. Bunun da şey kalacak. Nöbette duracak. Aynen bu şekilde. Neyse ben günü bitiriyorum. Böyle boşuna beklemeye gerek yok. Bruno sen nöbettesin. Marco sen yine yağmadasın. Abi sen kötü uyumuşsun. Hadi yatakta uyu sen. Şimdi o kilise. Yeni yer, bombalanmış kulübe. Yani gidildi. Dibimizde hemen bir garaj var. Savaştan önce aracınızı burada tamir ettirebilirdiniz. Atılgan birisi ve onun babası tarafından idare edilen düzgün bir aile işletmesiydi. Eğer hala oralarda belki bizimle takas yapmak isteyebilirler. Ayrıca orada işimize yarayacak bir sürü parça, hatta biraz yiyecek bile bulabiliriz. Şimdi en başta takasa girmeyeceğiz çünkü hani gerek yok. Zaten adam olmayan yerler var. Ben girerim. Yani ya çalarım gelirim. Yağmalarım yani. Şu an hiç gerek yok takasa falan. Hani ileride. Şuraları bir boşaltayım. Ha bak, yüzde olarak da gösteriyor. %40'ını zaten boşaltmışız buranın. Şu an tek temennim buraya gittiğimizde evin yağmaması. Yani evin kül olmaması, ki lootlayayım ben onları. Neyse tamam. Hepsini ayarladık. Hadi girelim. Yanında hiçbir şey götürmüyorum. Zaten yer yok. Bir de yanıma bir şey alamam. İnşallah kül olmamıştır orası. Keşke bir tane şey yapabilseydim. Bir saniye. Ben yanlış mı yere mi geldim ya? Demin geldiğim yere benzemiyor burası. Orası mı? Acaba zoom yaptığım için mi? Demin girdim ben mi ya? Evet, girdiğim yer. Tuhaf, bir an şey yapamadım. Keşke şey yapabilseydik. Özellikle şunlar lazım. Suyu almıyorum. Bunları alalım. Burada kilidi açabilirdik. Eğer bir maymuncuk yapabilseydik, ki bir daha buraya gelmezdim. Sen şurada da bayağı bir işe yarar şey vardı. Hemen bakalım. Evet, bunların hepsini alacağım. Hepsi işe yarıyor çünkü. Şu şeker çok oldu. Bunu almayacağım. Biraz da tahta kitabı alsam mı? Kitabı da almayacağım. Şu materyaller doldurmam lazım. Bileşen. Bileşen önemli şu an bizim için. Ben burayı açmamış mıydım ha? Bileşen lazım. Burada ne var?
Tahta var, tahta da lazım ama. Neyse şunları alalım be. Yukarı çıkalım, orada fare var yine. Burada ne vardı? Şu odaya falan girebilseydik çok iyiydi ya. Süper olacaktı buraya girsek. Evet, ihtiyacım olan şeylerin hepsi burada. Şunları da bırakıyorum. Bu da lazım. Şunları da bırakıyorum. Tahtaları, 4 tane tahta bırakayım. Hepsini alıyorum. Tamam, daha alabileceğim hiçbir şey yok. Bunlar bana lazım çünkü hiçbir şey yapamadım. Çıkışa hızlı bir şekilde depo atalım. Açız, hala açız. Biraz hastayız. Şimdi bayağı bir acıkmış olacağız herhalde eve döndüğümüzde. Açlıktan ölmesin de eleman. Adam çalışıyor. Aslında en çok yemeği buna vermemiz lazım. Biz gidiyoruz, evdeki adamları alıyoruz. Başarım kazandık bu arada. Soyulduk mu? Gece biri gelip zorla eşyalarımızı aldı. Evet, sen şimdi sen yağmaya gidersen adam da sana gelir yağmaya. Yani etme bulma dünyası. Burnu derin bir yere aldı. Biraz sargı bezi fena olmazdı. Oo, biri bizi soymaya çalıştı. Alt tarafı birkaç yağmacıydı. Bu yüzden fazla bir zarar vermediler. Silahımız olması çok kötü. He. Silahla demek ki savunuyoruz. Şeyde. Nöbetlerde. Yanımıza da alabiliyor muyuz acaba silah? Yağmaya giderken. Demek ki silah yapalım ya, önemli. Şu an önemli olan şeyler bir ısıtıcı. Kış gelecek büyük ihtimalle. Oyunda çıkışı görmedim ama Don't Star'daki gibi ise yani hayatta kalmak mümkün değil. Ve bu arada hala sebze bulamadık, yemek yapamıyoruz. Derin bir yara aldı ya. Bunu nasıl iyileştireceğiz? Bu adamın kan kaybı var. İkisi. Allah Allah. Benim bu adamı sarmam lazım ya. İnşallah kapıya birisi gelir. Vallahi Bruno'cum, ne yapacağız? Ben bilmem, sen gel yat. Sen de git yemek yap. Çok kötü oldu bu durum. Adam baksana. Vallahi gidecek. Hemen şuradan iki tane ateş yakalım. Evet, şimdi ne yapabiliyoruz? Basit bir soba. Şey yapalım ya. Bir radyo yapalım mı? Materyali boşuna harcamam, önce yapmamız gereken şeyler var. Maymuncuk yapmam lazım. Evet, yapabiliyorum. Bir tane maymuncuk yapalım. Şu kilitli kapıları açacağım. İnşallah o sargı falan vardır kapılarda, yoksa bu adam. Ha, yaraları iyileşiyor. Yatırdık. Neyse, derin yara dedi ama sarmaya gerek yok o zaman. İyileşiyor madem. Yoksa adam gidecek yani. Ölecek, şansı yok. Hemen Pavli, sen iyi koşucusun aslan. Yalnız adamı yemek yapmaya yolladık. Şimdi şey, yemeği yedirmeden ateşi yaktık. Direkt kilidi açmaya yolluyoruz. Bir saniye, şu an bir iki tane maymuncum var. Oo, kapıya birisi geldi. Dur. Evet, bakın bir tane, aynen. Tek kullanımlık ya. Demin sanki bana şey gibi geldi. Değdi mi? Tartışılır. Sen bir dur bir saniye, yemek yapmadan önce bu abide inşallah şey vardır. Dur Pahalı, sen git. İçeri alsanıza beni. Pahalı saymam size. Beklersin aslan. Adamı yüzüne kapadım ya. Heh. Evet, bu adamlar ne yapabiliriz? Şimdi bunu gerek yok. Bizim eşyalarımız. Onların eşyası. İşte ne var? Mermi falan var adamda. Franco. O adam
Bana benzeyince de ya. Şimdi bunun için çok şey vermen lazım. Bu sana pahalıya patlar. Kahve. Neredeyse hiçbir şey vermeden alabilirsin. Bunun için bana çok şey vermen lazım. Çoku büyük harfle yazmış. Peki. Bunun için ne istiyorsun? Bakalım ne kadar şey yapabileceğiz. Ne alalım bundan ya? Bu ne? İçki. Şu an gerek yok. Şey de yok bunda ya. Sebze de yok. Yemek yapardık. İkili ikili. Oha, bir tane şeyi değişmiyor pırlantaya. Mücevhere bir tane sargı bezin değişmiyor. Sen nasıl bir adam çıktın ya? Kapalı çarşı esnafı gibi, yemin ederim. Bakalım ne alabiliriz ki bundan? Neyse, materyal alacağız. Çok cömertsin. Yani şimdi savaşta böyle cömert olmaya gerek yok. Yok yok, ver daha sen. 12 tane verdi. Tamam. Daha ne verebilirim bu adama? Maymuncuk vermem zaten. İlgi çekici. Tamam. O zaman bu sana pahalıya patlar dediğin şeyi ben sana vereyim. Sen bana ne var? Sigara mı bu? Kaliteli sigara. Şey versen bana ya yine. Materyal ver de ben iyice bir şeyler yapayım. Tahta falan. Tamam, tahta da eksik ama. Yok yok, böyle olmadı o. Verdiğim şey demek ki bayağı iyi. Şu an kötü bir şey mi yapıyorum? Hiçbir fikrim yok ama şu an en temel ihtiyacımız böyle. Bunlar. Yok abi. Bunu çıkar. Ha. Bak, bu iyi oldu. Daha sana ne vereyim? Su. Temiz su bak. Savaşta zor bu su. Yok. Suyun bir değeri yok demek ki. Şeker. Çay içersiniz. Tamam. Tamam, böyle güzel. Onları bir alayım ben. Sargı bezini almayacağım. Zaten adam iyileşiyor, sargı bezini buluruz. Çok pahalı çünkü, o kadar şey vermek istemiyorum. Tamam tamam. Hadi görüşürüz. Başka bir şey lazım olsa şey yaparım. Tekrar gelirsin. Adresi biliyorsun zaten. Ama yağmalamaya gelme. Şeker vururum. Şimdi Marco. Marco bir yemek yesin ya. Karnı çok acıktı adam. Yap abicim, sen bir yemek yap. Bu adam yaralı, iyileşsin. Bu adam aç. Sen ye bunu. Şimdi sen gel yemeğine. Kapıyı ben açmamış mıyım ya? Sen de yap yemeğini. Sağlık şeyleri burada. Eczadolabımız. Bunun haricinde oradan, aynen oradan aşağı atlayabiliyorsun. Yani şunları açalım. Maymuncukları boşuna yapmadık. Sen de burada yemeğini yap. Açalım bakalım. Evet, sargı bezi çıktı. Bitki, su, kitap. İyi, güzel. Şimdi son sandık şurada galiba, evet. Son sandığı açalım. Yaptım yemeği. Ben de yapayım ya. O da oraya açtı. Güzel, sen ye yemeğini. Ne geldi? İlaç geldi. Evet. İki tane de kitap. Tamam, güzel. Sen de yemeğini, karnını doyur.
Başarımları arka arkaya kazanıyoruz. Bu şimdilik yeter. Yani bir zahmet etsin, savaştayız. Savaşta et yiyor adamlar. Ve diyor ki bu şimdilik yeter. Yok bir de yetmesin. Bruno sen açsın. Yaralısı sen yat ya. Sen niye kalktın ki? Tamam bu da biraz hasta yorgun. Tamam bu adam otursun ya. Bu adam otursun. Adam şaşırdı, bir sağa gideyim sola. Şimdi evi biraz daha upgrade yapmamız lazım. Bağırmak istemiyorum, başımıza toplanmasınlar. E birader sen şey yapmadın mı ya? Şu adamı yollama, yolla ya. Başımıza şimdi toplayacak yağmacıları. Silah yok, bir şey yok zaten. Ev dolu. Evet, hadi güle güle kardeş. Aynen dön. Güle güle. İnşallah ileride size yağmalamaya gelmem yani. Şimdi ne yapabiliriz? En çok ne ihtiyacımız var? Şimdi yapabiliyorken bir soba mı yapalım ya? Aynen, yapabiliyorken bir soba yapalım. Hemen şuradan yap. Nereye yapacağız sobayı? Yatağın dibine mi? Mutfağa sığmaz. Aynen sığmıyor. Burası da olmaz. Yani şuraya yapalım ya. Yatağın yanına yapalım. Marco biraz yorgun. Pavle gayet iyi durumda. Bruno da iyileşiyor. Açlık sorun değil. Açlık her türlü gider. Sobamızı da yapalım. Bir de radyoyu çaktık mı? İyiyiz. İkinci, şimdi bir dahaki yağmada şeye gidelim. Biraz yemek falan toplamamız lazım. Şu şeyi, sebze bir tane toplayabilseydim çok iyiydi. Çiftli çiftli yapacaktım yemekleri. He. Ateş istiyor. O zaman benim bol bol şey depolamam lazım ki. Geliştirme. Termometre. Daha az yakıtta sana daha etkilisidir. Bunu kesinlikle yapmam lazım. Termometreyi nereden bulacağım? Orası soru işareti ama. Şu geliştirmeyi kesin yapmam lazım. Yoksa ona odun dayanmayacak gibi duruyor. Mesela maymuncuk yapmam lazım şimdi. Tekrar yağmaya çıkacağım. Yani en ihtiyacım olan şey şu an benim bu. 2 tane, hatta 3 tane yap bundan sen. Marco sen de bak bakalım daha ne yapabiliyoruz. Ah evet, radyoyu da çakarım şöyle şuraya. Radyomu da şöyle. Şuraları güzel. Yok ya, sobanın yanına. Aslında mutfağa koysam iyi olur radyoyu ama buraya da sığmıyor, sığmıyor. Nereye koyabilirim? Tamam şöyle koyuyorum ya. Burası iyidir. Yerleştir. Tamam. Şimdi bir dahaki yağmamıza gideceğiz. Tamam burada bırakalım. Bir dahaki bölümde yağmaya gideriz. Gece oldu zaten. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki bölümde bakalım neler yapacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.